Veni, vici, vidi. Sezar ne demişti? Geldim, gördüm ve yendim. Evet, ben de korona virüsünü yendim desem inanır mısınız? Hayır, inanmayın. Evet, grip oldum ama muhtemelen korona virüsü değildi. Basit, sıradan, her yıl atlattığım griplerden biriydi. Üç gün, tam üç gündür önce burun akıntısı, nezle ve ardından kuru öksürük baş gösterdi. Ateşim yoktu. Ateşim olsaydı paniğe kapılmama sebep olacak bir durum ortaya çıkacaktı ama çok şükür iyiyim. Arada bir işte gördüğünüz gibi şu burun taraflarında birer kaşıntı oluyor. Onun dışında herhangi bir şey yok. Yine tabii ufak ufak öksürükler, benzeri öksürükler olmaya, öksürmeye devam ediyorum. Şimdi soru şu, eğer gribe yakalanmak istemiyorsanız ve eğer koronavirüsüne yakalanmak istemiyorsanız ne yapmanız gerekir sorusuna herkes yanıt arıyor. Ben size anlatacağım. Çok basit, çok basit yöntemlerle gribi ya da koronavirüsü gribini nasıl atlatacağınızı tane tane anlatacağım. Lütfen gözlerinizi, dört kulaklarınızı 5 hatta 15-20 açın ve iyi dinleyin. İstiyorsanız tabii gözlerinizi kapatabilirsiniz ama bazı görseller paylaşacağım. Onları görmemezlikten gelmeyin derim. Şimdi yapmanız gereken birinci derece, öncelikli olarak yapmanız gereken ilk şey herkesin anlattığı gibi herkesle tokalaşmayın ve kucaklaşmayın, öpüşmeyin. Bir süre böyle devam etsin. Havalar ısındıkça zaten virüs de etkisini yavaş yavaş kaybedecektir ama kriz gerçekten çok büyük. Dünya çapında bir kriz yaşanıyor. Pandemi ilan edildi. Yani dünya çapında bir salgın söz konusu ki kimler kimler virüsü kaptı. Tom Hanks'ten tutun Cristiano Ronaldo'ya kadar birçok ünlü isme koronavirüsü bulaşmış vaziyette. O zaman ne yapmak lazım bulaşmaması için? Herhangi bir grip, herhangi bir virüsün size bulaşmaması için çok basit bir yöntem öneriyorum şimdi. Önce portakal, greyfurt, limon, mandalina. Bu turunçgillerden birer tane alın, bunları sıkın. Yani greyfurt, mandalina, portakal ve limonlardan birer tane ikiye bölün ve sıkın. Suyunu bir kenara alın, posasını yiyin. Posasını yedikten sonra kabuklarını ince ince dilimlere ayırın, parçalayın ama çok da parçalamayın. İnce dilimler halinde yapmanız yeterli. Bunları kaynatın ve bir süre bekletin. Kaynattıktan sonra tabii içine bir şey atmanız gerekiyor. O şey çok önemli. Nane. Nane ile birlikte kaynattığınız zaman kaynayan bu suyu, sıvıyı bir kenarda bekletin. Dilerseniz içine bal, balınız yoksa pekmez, pekmeziniz yoksa artık şeker de atabilirsiniz ama ne kadar etkili olur bilemiyorum. Bunu bir soğuk algınlığı ilacı ile birlikte kullanıyorsunuz. Her gün, her gün sadece bir kere bu kürü uyguladığınız zaman inanın yanınıza ne virüs yaklaşacak ne de herhangi bir gribal enfeksiyon sizi asla esir alamayacak. Emin olun. C vitamini vücudunuzun direncini artıracaktır. Bunu ben uyguladım ve 1,5 günde hatta 2 günde bugün zannedersem 2 gün 3 gün diyelim yeni uyguladım ve bugün çok daha iyi hissediyorum kendimi. Gribi de anında atlattım. Elbette ki benim geçirdiğim bu bir koronavirüsü değildi. Belki de koronavirüsüydü bilemiyorum. Çünkü herhangi bir test yapmadım ama çok çabuk atlattığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu siz de deneyin. Emin olun pişman olmazsınız. En azından yan etkisi olmayacak. Çünkü vücudunuz ne kadar dirençli, güçlü olursa sağlığa kavuşmanız da o kadar hızlı ve çabuk olacak. Bunun dışında internette, sosyal medyada paylaşılan, anlatılan birçok yöntem var. İstiyorsanız onlara da itibar edebilirsiniz ama bu benim anlattığım yöntem çok basit. Çok ucuz. Yapması da çok kolay. Tekrar ediyorum. Mandalina, portakal, greyfurt ve limon. Birer tane. Bunları ikiye bölüyorsunuz. Suyunu sıkıyorsunuz. Posasını atmıyorsunuz. Yiyorsunuz posasını karıştırıp yiyorsunuz. Ve sıktığınız sıvıyı yani içinde greyfurt, limon, portakal ve mandalina
karışık, karışımı olan bu sıvıyı içiyorsunuz. Ama mutlaka yanında bir soğuk algınlığı ilacı, bir hapı olsun ki vücudunuzun direnci artsın. Vücudunuz mikroplarla, bakterilerle, kötü bakterilerle daha kolay baş edebilsin ve onlarla savaşabilsin diye. Dediğim gibi dünya çapında yaşanan bu salgın dünya ekonomisinde ciddi anlamda sarsmakta. Ve bizi de sarstı. Öyle sarstı ki çok enteresan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı önceki gün ve dedi ki Türkiye'de koronavirüsü görüldü ve bu kişi, bu şahıs, bu Türk vatandaşı şahıs yurt dışından gelmiş. Onunla birlikte ailesi de kontrol altına alınmış. Fakat benim dikkatimi çeken bir durum vardı. Sayın Koca, Sağlık Bakanı Koca bunları anlattığında hemen akabinde Dünya Bankası virüsle mücadele edebilsinler diye virüsün çıktığı ülkelere 12 milyon dolar gibi bir destekte bulunacağını, yani virüsle mücadele etsinler diye destekte bulunacaklarını açıkladı. Çok ilginç değil mi? Fahrettin Koca, Sayın Sağlık Bakanı bunları açıkladıktan sonra ya da öncesinden, ki bir hafta öncesinden aslında bu desteği vereceğini açıklamış Dünya Bankası, ama bunu beklemeleri ve Fahrettin Koca'nın hemen akabinde Türkiye'de koronavirüsün tespit edildiğini açıklaması çok ilginç bir tesadüf değil mi sizce de? Peki gerçekten koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde artık Suriyelisi var, Afganı var, İranlısı var, bu kadar karışık insan topluluğun, farklı farklılıklardan insan toplulukların yaşadığı bir ülkede şimdiye kadar sadece tek bir koronavirüsü vakasının görülmüş olması, ortaya çıkmış olması size de garip gelmiyor mu? Mümkün mü böyle bir şey? İran'da var, Avrupa'daki, Balkanlardaki komşu ülkelerimizde var, Rusya'da var, Irak'ta, Suriye'de var, Arnavutluk'ta bile çıkmış, Kosova'da bile çıkmış, Yunanistan'da var, ama Türkiye'de bugüne kadar koronavirüsü sadece bir kere rastlandı koronavirüsüne. İnandırıcı mı? Kim bilir? Belki de gerçekten Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bu millet, bu topluluklar efsunlaşmıştır, efsunlanmıştır, okunmuştur, üflenmiştir. Bu yüzden hiçbirimize koronavirüs bulaşmıyor. Bendeki, benim virüsüm sıradan basit bir grip virüsüydü diye düşünüyorum. Belki de gerçekten koronaydı ve ben bunu atlattım. Bilmiyorum. Dediğim gibi siz de gribe yakalanmak istemiyorsanız tarifini verdiğim, anlattığım o yöntemi uygulayarak rahatlıkla virüsten kurtulabilirsiniz ve sağlıklı bir hayata kavuşabilirsiniz. Size, hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Sakın virüse bulaşmayın. Virüs de size bulaşmasın. Önlemi çok basit. Limon, greyfurt, portakal, mandalina. Afiyet olsun.